Merhaba çiçek dostlarım, çiçek doldurmayan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün balkondan gitmeden bir çekim yapmak istedim. Yarın sabah inşallah Balıkesir'e yolculuk yapacağız. Bir hafta yokum. Böyle en son dedim balkondan bir çekim yapayım. Şöyle bu güzel kızlarımla videomu açmak istedim. Bakın çok güzel oldular. Hatta çok paylaşmama rağmen, satış yapmama rağmen arkadaşlar güzel formda çiçeklerim, sukulentlerim. Şöyle güzel bir güneş ışığı alıyor tabii ki. Hava çok sıcak. Şöyle sukulentler, kaktüsler güneşi çok seviyor. Bol ışık seviyorlar. Bunu da ayırmıştım. Yani buraya çoğaltmak için bu aranjmanın içine aldım. Bu da burada güzel gelişiyor inşallah. Bu da güzel bebekler verir. Bakın bunun her yerinden şöyle güzel yavrular vermeye devam ediyor. Şöyle bu Yunus sukulentim arkadaşlar. Çelikten ekmiştim bunları. Bu da güzel bayağı bir köklendi. Şöyle bunlara bolca su verdim arkadaşlar. Bunu da hediye koyduğum için bayağı bir çoktu. Yakut kolyesi şöyle azaldı. İnşallah ben gelene kadar çoğalır arkadaşlar. Tatile gidince şöyle her yıl eşimin senelik izninde gittiğim zaman geldiğimde o kadar çok mutlu oluyorum ki anlatamam size. Çünkü çiçeklerim bayağı bir büyümüş oluyorlar ben gelene kadar. Ya çiçek açmış oluyorlar. Çok şükür bir kaybım olmuyor. İnşallah bu sefer de bir kayıp yaşamam. Kayıp hepimizi üzüyor tabii ki. Bunları da fide olarak ekmiştim. Kendime ayırmıştım özel türlerden. Onlar da güzel gelişim sağlıyor. Tabii kuşlar rahat vermiyor. Şu saksı içine yuva yapmaya çalışıyorlar. Şöyle bakın, sardunyalarıma da zarar veriyorlar. Şurada leş kaktüs devrilmiş bir şekilde. Onu tekrar dikmem lazım. Şöyle kaktüsüm inşallah çiçek açacak. Bunlar burada yeterli ışık almıyor arkadaşlar. Yeterli gelmiyor kaktüslere. Ben de gözümün önünde olsun istiyorum. Bilmiyorum, bakalım belki salon cam önüne alabilirim. Orası daha çok bol ışık alıyor. Kaktüsleri de çok seviyorum. Sukulentleri de çok seviyorum. Bunları çelikten ektim. Şu ikisini. Bu da çelikten. Bu saksı içindekiler. Atlas. İnşallah tutarlar. Bu da arkadaşlar ektikten sonra şöyle birkaç yapraklarında kuruma oldu dallarında. Şöyle toparlandı. Bundan da hediye koydum. Birkaç arkadaşa gönderdim. Şöyle tespih çiçeğim. Bakın balkonumu şöyle göstereyim size. Bayağı bir balkon boşaldı. Şöyle alt taraf tamamen boş. Şöyle millilerim var. Şu tutmadı sardunya. Şöyle bakın bu da bardak menekşesi. Tekrardan şöyle şuradan da bir tane yavru vermiş. Bu da pembe arkadaşlar. Bardak menekşesi. Kohleralarım. Bunu buraya aldım. Salon cam önünden buraya getirdim. Bir türlü gelişmiyordu. Herhalde çok güneş aldığı için. Şöyle kohleram var. Burada pers kalkanları var. Bakın altlarına su koydum. Bayağı bir emdim. Yine biraz daha ekleme yapacağım. Su koyacağım. Bunu da arkadaşlar altlarında kaplar koydum bu şekilde. Bolca su vereceğim. Verdim ama tekrar biraz daha vereceğim. Bunları suladım bolca. Alttan su çıkana kadar arkadaşlar sardunyalar olsun, milliler olsun dayanıklı. Altlarına kap koymamıza gerek yok bir haftada. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bolca su verdim. Şöyle
Bunlara da bolca su verdim. Şu asma saksıdakilere bolca su verdim. Böyle kaktüslere de su verdim arkadaşlar. Normal bir şekilde. Onlar zaten dayanıklı. Şöyle burada var. Telgraf birkaç çeşit. Hepsi bir arada. Bunlardan çelikler alıp arkadaşlara hediye olarak gönderim yapıyorum. Şöyle bunu bir kap için aldım arkadaşlar. Bu hiç dayanıklı değil. Susuz kalırsa tamamen ölür. O yüzden bunun altı buraya da su koyacağım şöyle. Buraya aldım bunu da. Bakın böyle güzel formda kalması için bunun susuz kalmaması gerekiyor. Bu da maculata var. Şöyle bu da satışta. Bunu da altına su koyacağım arkadaşlar. Buraya aldım. Şöyle sardunyalarımı bayağı bir suladım. Yine biraz sulamam gerekiyor. Akşam serinde tekrar bir sulama yapacağım. Son kez. Şöyle şu yerde var. Bakın şunları da su koydum. Oturtturdum şöyle şu şekilde tepsi içine. Bunun da şurada yumruları görünüyor. Kalp kalbe karışıktı arkadaşlar. Şurada kohlere biraz mutsuz. Çok ışık aldı. Çok güneş ışığı aldı. Şöyle yapraklarında yanmalar, sararmalar oldu. Bakalım ben gelene kadar şöyle bakın şöyle uçlarından tekrar şöyle bebekler geldi. Onlar biraz daha geliştiği zaman onları da çelik olarak ayıracağım. Şöyle begonyam var. Milliğim var. Bunları buraya koydum. Şöyle. Sukulentler de dayanıklı. Onları da sulamasını yaptım. Şöyle bunu da tutturdum arkadaşlar. Suyu iyice emdi. Yoksa üstten verince alttan direkt su çıkıyor. O yeterli gelmiyor çiçeklere. Mutlaka şöyle asma saksıdaki çiçeklerinizi arkadaşlar bir kap içine oturtturun. Bu şekilde bolca toprağa iyice suyu çeksin. Bu da Efe püskülü arkadaşlar. Bunu da yaprağını çok sevdim. Şöyle ekimini yaptım. Hatice teyzem verdi bunu bana sağ olsun. Şöyle atlasım var. Bunu almıştım biliyorsunuz. Şöyle bakın dün de söylemiştim. Şöyle bu şekilde satışlarım olacak. Kök kök halinde. Üzerleri yavrulu. Şöyle çelikler ayırıyorum. Hediye olarak koyuyorum. Bugün de yine bir kargom var. İlk defa cumartesi bir kargolama yapacağım arkadaşlar. Bugün veya pazartesi inşallah ulaşacak. Ülviye Hanım istemişti. Şöyle kurye de gelmeden bir çekim yapayım dedim. Şöyle hazırladım arkadaşlar paketi. Bakın. Şöyle tüylü begonya. Dün akşam ödemesini yaptı. Ben de bugün göndermek istedim. Bir hafta beklemesin. Ödemesini yapanların arkadaşlar çiçeklerini bekletmiyorum. Gönderim yapıyorum. Şunun içinde de hediye koydum arkadaşlar. Hem de şöyle destek oluyor. Kutu hani sağa sola gitmesin. Çiçek hasar görmesin diye. Kenarlarını bu şekilde ersal kutularıyla dolduruyorum. Elimde ne varsa işte. Onlarla o şekilde destek yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ağzını da kapatmamıştım. Şöyle bantlayacağım. Bunun gönderimi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde kutuda hazırladım. Bakın hiç sallantı yok. Yani çiçek hiçbir hasar görmüyor bu şekilde. Sağlam bir şekilde ulaşıyor. Ülviye Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bunlar da böyle balina kuyruğu. Şöyle arkadaşlar. Bu da begonya bir tane var elimde. Bir arkadaşımız begonyanın her türünden almak istiyordu. İnşallah tatil dönüşü. Kim ne istiyorsa arkadaşlar ödemeleri de yaparsanız çok sevinirim. Çiçek ayırttıran arkadaşlar
Mutlaka bu hafta, önümüzdeki hafta içi Cuma'ya kadar ödemelerinizi yaparsanız, ben de Pazartesi, en geç Salı günü pazar dönüş yapacağız inşallah. Pazartesi olmasa bile Salı günü inşallah arkadaşlar kargolama yapacağım. Yapmadan ödeme yapmanız gerekiyor. O yüzden bunu da buradan söyleyeyim. Cuma'ya kadar mutlaka ödeme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Farklı çiçek bekleyen arkadaşlar varsa, farklı çiçek olarak mor hoya gelecek. Mor açan, koyu mor açan hoya gelecek arkadaşlar. Ondan da çelik olarak satışım olacak. Eklemek isterseniz 60 TL'den yine aynı şekilde satışım olacak arkadaşlar. Şöyle şu köşeyi de göstereyim. Burayı temizledim. Kuşlar gitti. Ama yine gelip bakın, şuraya kasaları doldurdum. Ama yine de aralarına girip yuva yapmaya çalışıyorlar. Şöyle rafımı temizledim. Bakın bunları buraya aldım. Mutfak cam önündeydi. Buraya almak istedim. Şöyle biraz da burada konumlansınlar. Şöyle bakın. Bunun talebi çok ama çok seviyorum. Tabii ki satışta değil arkadaşlar. Leş kaktüsüm. Bir iki dalından üretim yapmaya çalışacağım inşallah. Ay, o kadar bir sıcak var ki. İnan ki bunaldım yani. Şöyle bu şekilde bunları konumlandırdım. Bunlar satışta. Bunlar 30 TL arkadaşlar. Yani fiyatlarda artış yapmadım. Aynı fiyattan devam ediyor. Bunları içeri alacağım. Bunlar burada dayanmaz bir hafta. Şöyle bunlar kalacak. Çok sesli arkadaşlar. Şimdi kendimi ayırdım. Böyle gittim. Genelde şöyle beyaz saksılar kullanıyorum. Bu şekilde. Burada da kılçık atlasım var. Şöyle bu da Adana'dan, Leyla bacımdan gelmişti. Hala ekmedim, su içinde. Büyük duruyor. Şöyle atlasım da var arkadaşlar. Tek kök 50 TL'den. Çok ses var arkadaşlar. Ben videomu kapatayım en iyisi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çiçeklerimi ve sizi çok özleyeceğim. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videoyu bir açıp bir kapatıyorum. Çok sesten dolayı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.